Hayır. Ben gelmedim. Dava için, benim için, sevdiği için, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyen Ariflerin tarifsiz selamını getirdim. Sevgili değerli izleyici konuklar, bildiğiniz üzere uzun zamandır yoktum aramızda. Bunun altında yatan gerçek sebep ise Üsküdar Üniversite sınavının olması. Bu videoyu istisnai olarak paylaşayım dedim. Takipçinizden özel olarak geldi. Çok mutlu oldum, çok sevindim beni takipçiniz. Tamam, sezon finali olarak da bırakıyorum bu videoyu. Bir zaman daha aranızda olmayacağım. Ondan sonra bomba bir şekilde geleceğim sevgili değerli izleyici konuklar. Hazır mısınız? Mardin Libyat'tan takipçiniz Şehuz Han'dan eşsiz güzelliklerini görmüş olacaksınız. Tarihine eşlik etmiş olacaksınız. And you're not listening. It is your choice to make a little mockery. It won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. İnanmış olacaksınız. İnşallah başarılı oluruz. Bunda değerli izleyici kızlar, o zaman başlayalım mı? Belgesel haline getirelim de sizler buna. Çok çok güzel editlenmesine rağmen biz de üzerinde emek sarf edelim dedik. Daha güzel seyir keyfi vermesi adına sevgili değerli izleyici kızlarımız buradan Şehmus Han kalbimize, Mavi Midyat'tan takipçimize çok çok selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Videoyu paylaşmanızı o hediye etti diyelim. O hediye etti. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onu tanımladım. Mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum. Çok çok güzel videolara sahip, harikulade eşsiz bir kanala sahip, Mardin Medya'nın eşsiz güzelliklerini paylaşıyor. Efendimiz Köprü'nün çeşitli güzel videolar paylaşıyor. Hizmetimize sunuyor. Adeta müthiş bir kanal. Kanalına gidip abone olup bildirimleri açarsanız var. Beğenmeyen selamlarınızı yollarsanız müthiş bir sevinç duyarım diyelim. Aynı zamanda sizlerden motivasyon adına güzel bir beğeni bekliyorum. Yorumlarda buluşalım istiyorum. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli diyorum. Sevgili değerli izleyici konuklar, o zaman biraz heyecan mı yaptım? Artık özlemişim uzun zamandır. 2 aydır aramızda yoktum bildiğiniz üzere. İnşallah bomba bir şekilde geleceğiz. 6-7 ay sonra falan, 5 ay sonra pardon. Üniversite sınavından sonra inşallah çok güzel bir şekilde geçer. Hepimiz adına hayallerimiz inşallah gerçek olur sevgilerimizin sonuçlarımız. Ve hayallerimize ulaşırız inşallah. Sonrasında da çok daha güzel, motive bir şekilde ekran karşısında sizlerle buluşarak çok daha güzel işlere adımımızı atarız. Dediğim üzere bu videoyu istisnai olarak paylaşayım dedim. İnşallah güzel de yapmışımdır. Mardin Midyat'a o zaman tanık olmaya hazır mıyız? Görüntülerimiz ışık hızında yükleniyor. Sevgili değerli izleyici konuklarımız, ışık hızında yükleniyoruz o zaman.
Gel gelelim Midyat'ın tarihçesine. İlçemiz Midyat'ın coğrafi olarak konumlu doğusunda Dargeçil ilçesi, batısında Ömerli ilçesi, kuzeybatısında Savur ilçesi, kuzeyinde Batman iline bağlı Gerçüş ilçesi, güneyinde Nusaybin ilçesi, güneydoğusunda ise Şırnak iline bağlı İdil ilçesi yer almaktadır. Bu ad ibadet edenlerin dağı, diyarı anlamında kullanılmaktadır. Bu bölgenin yüz ölçümü 10.000 kilometre kareden fazladır sevgili değerli izleyici konukları. İlçemizin ismi ve ilk kuruluşu konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre ilçenin adı birçok değişimlerden sonra Farsça, Arapça ve Süryanice karışımından meydana gelmiş ayna anlamına gelmektedir. Başka bir rivayetin çerçevesi ve ışık altında ise Midyat, mağaralar kenti anlamına gelen Matiate kelimesinden ismini almıştır. Bu görüşü ileri sürenler Matiate isminin Asur yazıtlarında M.Ö. 9. yüzyılda geçtiğini, Asur imparatorlarından 2. Aşurnasipal döneminde M.Ö. 979 yılında gururla Matiate'yi buyruğum altına yerleştirdim demiştir. Sevgili değerli izleyici konuklar, bununla birlikte bol ganimet edinip onları yüklü haraca ve vergiye bağladım derler. Bu görüşe paralel olarak Midyat'la ilk yerleşim yerinin mağaralar olduğunu gösteren Fılat mevkiinin Midyat'a 3 kilometre uzaklıkta ve Acırlı beldesinin yakınında bulunan ziyaret mesire yeri denmektedir. Romalılar döneminden günümüze kadar geldiği ise söylenmektedir. Yılında Mardin il yıllığında ilçenin tarihçesi hakkında şu bilgiler yer almaktadır. Orta Asya'dan göçüp Anadolu'ya gelen Eti Türkleri Mezopotamya dediğimiz, yani görmüş olduğunuz yerlerde Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan ve verimli topraklara sahip olan bölgeye yerleşmişlerdir. Bunlar Milattan önce 2000'li yıllarda gerçekleşmiştir. Bölgeden geçişleri sırasında Midyat'ı büyük bir mağara şehri halinde kurup hayvanlarını da burada barındırmışlardır. Sevgili değerli izleyici konuklar, görmüş olduğunuz gibi Midyat'ın altındaki mağaralar ise o devirlerde barınak olarak kullanılmıştır. Bu mağaraların birbirleriyle bağlantıları vardır. Daha sonraları bu bölgeye Orta Asya Türklerinin öncü göçebeleri olan Komuk Türkleri gelip yerleşir. Sevgili değerli izleyici konuklar. Milattan önce 180'li yıllarda bölgeye gelip yerleşen Komuklar asırlarca Asurilerle savaşmışlardır. Bu dönemlerde Asurilerin birkaç defa bölgeyi ele geçirdiği görülmektedir. Ancak bu istilaları pek uzun sürmez. We'll be right back.
Görmüş olduğunuz gibi mağaralar. Ancak bu istilaları pek sürmez demiştik ve her defasında çekilmek zorunda kalmışlardır. Nitekim Asur hükümdarı Tiglant Ninip zamanında Komuklar tamamen duruma hakim olmuşlardır. Milattan önce 500-100'lü yılları arasında bölge değişik kavimlerin istilasına uğramıştır. Makedonyalılar, Persler, Romalılar bu bölgede hüküm sürmüşlerdir. Midyat'ın asıl meskun hale gelişi veya bölge olarak kuruluşu Selefkuslar devrine rastlamaktadır. Milattan önce 180'li yıllarında. Milattan sonra 5. yüzyıla kadar Hristiyanlık bölgeye hakim olmuştur. 6. asırdan sonra İslamiyet'in yayılışı ile birlikte Arap akınları başlamış ve 7. yüzyılda Halil Rad Velid orduları bölgeyi fethetmişlerdir. Abbasiler döneminde bölgede imar ve kalkınma hareketleri görülmüştür. Midyat köylerinin ekserçisi Harun el-Reşit döneminde kurulmuştur. Harun el-Reşit'in oğlu Memnun'un Türk-Arap karışımı olarak kurduğu büyük bir ordu Cizre-Mardin eski Patika yolu boyunca 100 karakola yerleştirilmişler. Mahalmiler böyle doğmuşlardır. Midyat ve çevresindeki köylere verilen mahalmi adı ise buradan gelmektedir. Mahalmi 100 mahalle, 100 er, yer, 100 ordugah anlamına gelir ve bugün de Cizre'den Mardin'e kadar eski Patika yolu özellikle eski Bağdat yolu üzerindeki bu kervan yolu üzerindeki bu köyler Türkçe, Süryanice ve ağırlıklı olarak Arapça karışımı Mahalmice diye tabir edilen bir dili konuşur sevgili değerli izleyici konuklar. Sevgili değerli izleyici konuklarımız, görmüş olduğunuz yerler Mardin, Midyat'ın eşsiz bucaksız güzellikte olan Nehir Ozdar mezarlığıdır. Altıncı yüzyılda Artuk Devleti genişleyerek batıda Halep, doğuda Musul ve Bitlis, kuzeyde Harput, Elazığ, güneyde Darzur'u içine alır. İşte Midyat'ta bu dönemde Mardin, Hasankeyf ve Musul eyaletleri arasında irtibat vazifesi gören bir bölge olarak en parlak devirlerinden birini yaşamıştır. Bu tarihte bölgenin merkezi Derizbin Acırlı köyüdür. Derizbin beyleri Artuklu oğullarına bağlı yarı müstakil bir beylik olarak hüküm sürüyorlardı. Mervaniler ve Eyyubilerden sonra Midyat 1535 yılında Bıyıklı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmiştir. 1838 yılında Diyarbakır valisi Ali Paşa tarafından ziyaret edilen Midyat'ta bir
redif taburu teşkil edilir. ...1810 yılında ilçe olan Midyat, 1915'te Ceval Paşa tarafından imar görülmüştür. Askeri kışta Cevat Paşa Camii ve Ulu Camii bu dönemde inşa edilmiştir. Çok sevdiğim şairin Abdurrahim Karakoç'un en sevdiğim şiiri olan İncitmenin bir dizesinde ne demişti? İlk göçsün göçtüğün vakit yol geç. Yol geçsin geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit kaynak senden incinmesin. Evet sevgili izleyiciler, buradan en üstünü ülkeden herkese ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostum evi gönüllerdir, gönüller yakmaya geldim diyen ariflerin selamıyla açmıştık videomuzu ve selamıyla da tarifsiz Mardin, Midyat'ın eşsiz bucaksız tarihini belgesellendirerek, eşsiz güzelliklerini çok güzel bir şekilde sunarak noktaladık. Teşekkürlerimizi sunuyorum. İzlediğiniz adına Şeyh Uzhan kardeşimize, abimize de buradan çok çok teşekkürler, hürmetler. Kanalına gidip abone olup bildirimleri açarsanız, bizden geldiğinizi beyan ederseniz çok mesuliyet duyarım sevgili değerli izleyici konuklar. Onun da çok güzel bir kanalı var. Mardin Midyat'ın eşsiz güzelliklerini sizlere tanıtmakta kalmayıp müthiş derecede videolara, projelere el atmakta. Bir bakabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka nacizane halisane tavsiye ediyorum sevgili değerli izleyici konuklar. Ve videomuzu tablet senin olan sana gelecektir elbet diyen ariflerin tarihi anlatılamayan, açıklanamayan eşsizdir sözüyle noktalanmak istiyorum. Evet sevgili değerli izleyiciler, kanal sezon finali olarak bu videoyu sizlere hizmetinize sunmuş bulundum. Umarım beğenmişsinizdir. Mardin'deymiş hissiyatını yakalanmışızdır. İnşallah sizlerle birlikte o hissiyata tanıklık etmişizdir. Umarım Mardin'in tarihi, uçsuz bucaksız, eşsiz güzelliklerine bugünü belli olmadan geldi, yesena bir şekilde ülkemizin dört bir tarafına, Mardin Midyat'a özellikle çok çok selamlarımı iletiyorum buradan ve
sevgili değerli izleyici konuklar, özellikle beyan ediyorum ve beyan ediyorum ki 4-5 ay sonra sınava baktıktan sonra inşallah üniversite sınavını çok çok güzel bir şekilde tüm üniversite sınav öğrenci adaylarımıza, herkese, buna ben de dahil, inşallah herkesin sınavı yüzde geçer ve ondan sonra hayallerimize inşallah ulaşırız ve o süreçten sonra bu süreçteyiz yani. Özledik video yapmayı çıkardık, atmamıştım bildiğiniz üzere. Özledik, özlettirdik, özleyeceğiz, özlettireceğiz ama ve lakin buna da değermiş, dedirttireceğiz inşallah sevgili değerli izleyiciler. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden motivasyon adına güzel bir like, güzel bir yorum bekliyorum. Özellikle yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Çok güzel bir motivasyon etkisi oluşturuyor. Müthiş bir şey yani. Tarifini ben de tıpkı Arifler gibi açıklayamadığım bir duygu demek istiyorum sevgili değerli izleyici konuklarım. Sizlerden o halde müthiş yorumlarınızı, enerji dolu yorumlarınızı, motivasyon edici yorumlarınızı, beyan ve isteklerimi arzu ediyorum sevgili değerli izleyici konuklarım. Umarım demiş olduğum üzere tekrardan buluşacağız 4-5 ay sonra. İnşallah herkesin de güzel geçmiş bir şekilde sınavı kütlesini, işte o heyecanı 60 bir şekilde, müthiş bir şekilde yolumuza bakacağız. Müthiş bir şekilde şu an fitili çekilmemiş bir bomba düşünün. Tıpkı onun gibiyiz. O zaman geldiğinde fitili çekilmiş bir bomba gibi seyir sürük edeceksiniz inşallah. Ve seyir sürük ettiğiniz üzere de tekrar teşekkürler istiyorum. Sevgili Han abimize de tekrardan Mardin Midyat'a buradan uzak doğrusu sevgiler, hürmetler. Allah'a emanetsin o zaman. Herkese selamlar, hürmetler diyelim. Ve ya! Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Esenliklerle. Bir gününüz değil, her gününüz esenliklerle, dolu doluya, güzelliklerle geçmesi dileğiyle, hayallerimizin dileğine kavuşması dileğiyle inşallah sözü öze bağlayalım. Velhasıl kelam ve selam. Hayırlı günler.